Yeni yılda evinizin baristası olmak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Herkese merhaba, yeni bir bölümle karşınızdayız. Kutu açılışlarına tam gaz devam ediyoruz. Bugün yanımızda Aydos Felix var. Hep beraber kutuyu açacağız ve bir kahve demleyeceğiz. Bakalım Aydos Felix nasıl bir makineymiş. Evet, kutumuz burada. Kutuyu açarken her zaman olduğu gibi size ufak detaylar vereyim. Aydos Felix, Aydos serisinin en uygun espresso kahve makinesi. Tek gruplu süt köpürtme özelliği olan ve dozaj ayarlı olan bir kahve makinesi. İçinde 200 mililitrelik bir pirinç tank var. Bu tankla size bunu sağlıyor. Göze çarpan en büyük özelliklerinden birisi de açtıktan sonra ortalama 65 saniyede hazır hale geliyor ürün. 51 mililitrelik bir porta filtresi var. Bu tip tek gruplu ufak makinelerde genelde bu porta filtre kullanılıyor. İçinden en üstte kullanım kılavuzu çıktı. Hemen açıp bakıyoruz. Aydos Felix kullanım kılavuzu Türkçe. Yine olduğu gibi Aydos ürünlerinde genelde bu var. Türkçe kullanım kılavuzu oluşturmuşlar. Nasıl kullanıldığını, ilk kullanımda neler yapılacağı, kahvenizi nasıl yapacağınıza kadar uzun uzun anlatmışlar. Neyi nasıl yapacağınızı, tüm ayarları açıkça anlatmışlar ve Türkçe olarak anlatmışlar. Çok da güzel hazırlamışlar. Teşekkür ediyoruz. Makinemizi çıkartalım. Geliyor. Evet, içinden bir adet ölçü kaşığı ve diğer tarafında tempo olarak kullanabileceğiniz bir ekipman çıktı. Bir tane tekli sepet geliyor içinde. Şöyle çelik bir tekli sepet. Bir tane kaşık, kaşığın içinde de montajlı haliyle çift porsiyonluk bir sepetle geliyor. Böyle bastırmalı oturtma değil, bir yer yapmışlar bunu oturtmak için, bir çentik. Buradan bir oturtturup çevirirseniz güzelce duruyor. Evet, güzel mi güzel, yakışıklı mı yakışıklı, Felix karşımıza çıktı. Arkada şeffaf bir su tankı var. Su tankı evet böyle yerinden çıkıyor. Bunu hemen rejiye veriyoruz. Ön tarafında damladığını sökelim. Teşekkür ederiz. Suyumuz geldi. Damladığın üzerinde paslanmaz bu sanırım, bu damladık. Bu yüzden üzerinde bir folyo var. Onu da kaldırıyorum. Felix'e beraberiz. Oldukça şık bir ürün. Ön tarafında gördüğünüz gibi buhar modu ve kahve modu var. Burada da bir açma kapama tuşu var. Ben şu an açtım. Makine 65 saniyede ısınıyor. 200 mililitrelik bir tank var içinde. Daha doğrusu bir kazan var içinde. Arkasında 1 litrelik bir hazne var. Felix'in içinde kullanılan komponentler de çok ilgi çekici. Özellikle kullandıkları pompa İtalyan marka bir pompa. Oldukça da bilinen güzel bir pompa kullanmışlar içinde. Bunun dışında Felix'te ön demleme teknolojisi var. Pre-infusion yapabiliyorsunuz yani. Bu çoğu bu tip makinelerde bulunmuyor. Daha çok geliştirerek bu işi yapmışlar. Yan tarafında yine bir valve var. Aydos'da bu zaten kullanılıyor oldukça fazla. Bu valve sayesinde buradaki süt çubuğunu da kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki süt moduna geçtiğinizde, buhar moduna geçtiğinizde bunu kontrol edebiliyorsunuz. Konuşmaya ara verelim, bir kahve yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Çok güzel 51 mm'lik küçük bir porta filtresi var. Ben porta filtrenin ne kadar aldığını bilmiyorum. Ortalama double onu düşünürsek standart 14 gram civarı almaya çalışacağım. Genelde tuttururum, bakalım. Burası 14'e yakın. 16,5 gram almışım. Şimdi 16 gramı aldıysa bana olur gibi görünüyor. Böyle bir deneyelim. Oldukça güzel temp dövmemizi yaptık. Bir flash yapalım. Hemen yaptı flashını. Evet. Hemen ön demlemeyi başlatıyoruz. Başladı, durdu. Sonra tekrar başladı. Şimdi kontrol edelim. Bir tık hızlı gibi. Bunu yavaşlatmak gerekebilir. Kahveyi biraz daha ince çekmemiz gerekebilir. Ama güzel veriyor. Yeterli. Evet, kremasıyla şeyiyle çok güzel bir espresso verdi. Evet, şimdi sütlü bir şey yapalım. Bakalım Felix bunu nasıl yapıyor. Çift dozla yapmaya çalışacağım. Ben 14 gramı bulmaya çalışacağım. Evet, 14,3. Devam edelim. Evet, güzel bir templeme yaptık. Önden bir flash yapalım. Şatımızı alalım. Evet, çok güzel akıyor bu sefer. Ufak bir ayar yaptık. Hiç fena değil. Double shot bir espresso alacağız. Evet, oldukça güzel. Şimdi süt köpürtüyoruz. Bakalım süt köpürtme performansı nasılmış Felix'in. Ben önden süt modunu alıyorum.
Bu tip cihazlarda çok fazla süt köpürtmemeniz gerekiyor. Tek seferde daha doğrusu çok fazla köpürtmemeniz gerekiyor. Cihazlar komperant gereği küçük cihazlar olduğu için çok fazla süt köpürtmeye müsait değil. Ama tek tek yaptığınız sürece oldukça iyi bir performans verecektir. En azından ev kullanıcısı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Sütü doldurmaya başlamadan önce basmıştım. Şu an buhar modu hazır. Bakalım. Oldukça da iyi veriyor. Buradaki var sayesinde süt köpürtebiliyorsunuz. Normalde bu tip cihazlarda şuşa bastığınızda hazır olduğunda direkt buhar vermeye başlıyor. Burada bir kontrol için var koymuşlar. Aydoz'un genel olarak ürünlerinde bu var. Benim de çok hoşuma gidiyor. Çok da işe yarıyor. Çünkü size bir kontrol sağlıyor orada. Bu arada üst tarafı da oldukça sıcak. Buraya bardak koyup ısıtabilirsiniz. Elimi değdirdiğimde fark ettim. Hatta ben biraz fazla bile süt almışım. Bakalım nasıl köpürteceğiz. Evet, şu an hiç fena gitmiyor. Oldukça da çabuk ısıttı. Güzel bir vortex yakaladık içinde. Evet, ve mikrofon da elde ettik. Çok iyi. Süt borumuzu temizliyoruz. Süt buharının performansı çok iyi. Evet. Bakalım bir art çıkartabilecek miyiz? Ben bu art konusunda çok iyi değilim. Bu süt de biraz fazla. İşin uzmanına vereyim. Bize bir art yapıp versin. Bakalım yapabilecek mi? Buyurun Mustafa Bey. Evet. Evet, makinemizde espresso aldık, süt köpürttük. Süt köpüğünü de mikroformu oldukça doğru bir şekilde elde ettik ki zaten sonucu burada. Çok da güzel ve üzerine art yaptık. Ben oldukça beğendim. Yani ben beğendim ürünü. Aydoz Felix normal tek gruplu makinelerden diğerlerinden ayıran çok güzel özellikleri var. Tekrar üstten geçmek isterim. Pompanın değerini kahve demlerken daha sonra espresso alırken oldukça fark ediyorsunuz. Bunun dışında benim için en önemli faktörler ise iki tane benim ayırdığım yer var. Pre-infusion teknolojinin olması, ön demlemenin olması oldukça ön plana çıkartıyor espressonun tadını. Bir diğeri de süt köpürtme performansı oldukça iyi elde edildi. En azından birkaç denemeden sonra, elinize alıştıktan sonra genel kuralları uygularsanız böyle bir süt köpüğü elde edebiliyorsunuz. Mikroformu da yapıyor. Çok da güzel yaptı. Zaten performansı da şurada çıkardığı şeyden de belli açıkçası. Oldukça iyi. Bu valfin olması çok hoşuma gitti. Yeni yılda sizin olabilir. Oldukça da avantajlı fiyatlarla şu anda piyasaya girdi. Kısaca anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki kutu açılış videosunda görüşmek üzere. Yılbaşı konseptinde videolarımız devam edecek. Size yeni yıl hediyelerini fazla fazla göstereceğiz. Bundan sonraki videoda şahane bir ürün var. O videoda kutu açılış yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.